Günaydın. Herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Güzel bir çarşamba günü diliyorum inşallah. Evet, şimdi hastaneye gidiyoruz oğlumla. Bir iki gündür böyle boğazları kaşınıyor. Dün gece de birazcık böyle ateşlendi. Anneciğim geliyorum. İki dakika bekle oğlum. Dedim ki bir doktora götüreyim. Boğazlarına bir baktırayım. Dışarı çıktı benden önce, bekliyor beni dışarıda. Bir boğazlarına baktırayım dedim. Ona göre doktoru ilaç falan yazarsa artık ilaç falan alır geliriz. Çünkü ilerlemeden bir müdahale edelim istedim. Hafif hapşırık, öksürük, tıksırık, onlar da başladı. He? Ne oğlum? Geliyorum anneciğim. Neyse, görüşürüz dışarıda. Ben oğlum zile basıyor zannediyorum. Meğer kapıda kargo varmış. Kargo gelmiş. Antalya'da çok sevdiğimiz arkadaşlarımız var bizim. Eşimin de benim de. Hani ben eşini çok severim. Eşi de eşimin arkadaşı. Çok eski arkadaşlar onlar. Bize oradan portakal göndermişler. Bunu söylemişti bize ama yani ben hemen geleceğini hiç düşünmedim. Daha dün değil, ondan önceki gün sanırım eşimle konuşmuşlar. Hemen geleceğini hiç düşünmedim gerçekten. Ama bir de bakarız ki kargoyla portakal gelmiş. Bakalım içindeki portakalları da göstereceğim size. Şimdi değil ama eve döndüğümüzde gösteririm. Hemen mutfağa alayım onları. Şimdi bekleyemedim. Hemen dedim açayım şu kenarından da size göstereyim dedim. Bakın limon ağaçları, işte portakal ağaçları. O kadar güzel bahçeleri var ki. Hatta bir dönemde bize avokado falan göndermişlerdi. Onun ağacı da var onlarda. Ay vallahi çok mutlu oldum. Allah bin kere razı olsun. Yani ne bileyim, çok mutlu oldum. Hani portakal değil amaç. Burada düşünüp böyle göndermiş olmaları, cidden çok mutlu oldum. Öyle arkadaşlar, neyse hadi bakalım gidiyoruz biz. Evet, ilaçlarımızı almaya gidiyoruz. Klasik grip, soğuk algınlığı, üşütme vesaire vesaire. Şimdi ilaçlarımızı alalım, eve gidelim bakalım. Şöyle hastaneden çıktık, eczaneye gittim, ilaçları aldım. İşte oğlum da berbere gitti eve gitmeden. Ben de şöyle ekmek alayım. Çıkış burasıymış da giriş buradan. Kahvaltı yapmadan gittik ya bugün. Şöyle ekmek alayım da burada da kahvaltımızı yapalım. Kırma aldım oğlum çıkana kadar. Bir dolaşayım bakayım. Şöyle yufka alsam mı bilemedim ki gelmişken. Ama yok, bunlar da kuru kuru. Evde ıspanağım var ya biraz. Ya da kuru yufkadan mı yapsam onu bilemedim ki. Ya da şu baklavalık yufkayı alalım da baklava yapalım mı kızlar? Ay yapmayalım. Evdeki yufkayı kullanalım bugün. Yufka da almayalım. Kebir ne kadar olmuş? 107. 107 TL. Neyse dolanalım bakalım. Açamıyorum ama. Fırın kabı mı? Evet, fırın kabıymış bu. Seramik. Büyük boy fırın kabı 76. 77 TL, hatta 76.89'muş. Kepçeli kalıplar nasıl? Bunlar da güzelmiş. 87.95. Şu nereden almıştım? Şöyle kumsalın ikili tavası varmış bakın. 175 TL'ymiş bu ikili. Şöyle kelepçeli kalıplar var ama ne kadar? 80 TL'ymiş. Şöyle minik tepsiler var. Bunların hepsi muhtemelen önceden kalma olsa gerek. Şunlar plastikmiş, cam zannettim. Şu 70 TL bakın. Şöyle boracağım. Küçük ama bu.
Ha, şurada camlar var bakın. Şunlar cam olanları. 43.95 mi? Değişik. Çay bardağı bakın. Farklı, değişik bir model. Şunlar da cam mı kız? Ha, evet cam. Plastik zannettim başta. Değişik, güzeller. Ne kadarmış kuplu bardak? 14.25 pardon. Şunu göstermek istiyorum size. Bakın şöyle çok şık bir salata tabağı. Güzelmiş. Bunun fiyatı ne kadarmış? 59.95, 60 TL. Şöyle, ay bir koyamadım yerine, bir dakika. Şöyle tamam. Şunu daha önce göstermiştim ama size, bakın. Bu da çok şık bir borcam. Neyse onu açmayayım şimdi. Şöyle oğlum çıkmış berberden, hemen hızlıca bakarak gidelim. Şunlara da bakalım. Limon sıkacakları. Şunların küçüğü var bende. Çok kullanmıyoruz ama işte önce bir yere çıkarken elime su alıyorum, o kadar. Şöyle battaniyeler var bakın. Bunlar battaniye, bunlar güzel. Şunlardan var bende Zonguldak'ta. Geçen yıl mı, ondan önceki yıl ne almıştım iki tane. Şöyle terlikler. Şunlar güzelmiş bakın. 30 TL, 49 TL. Eve geldik, hemen şu üstten açtım. İplerini kestim. Bunları yerleştireceğim. Şimdi balkona çıkartacağım gerçi çuvalla ben bunu. Ya da bir leğene falan mı koysam bilemedim. Hani üst üste çürüyebilir. Çünkü bayağı fazla bakın. Limonlar da var içinde. Vallahi nasıl teşekkür etsem bilmiyorum. Allah razı olsun bin kere. Yani şu yani portakal değil amaç. Gerçekten değil. Hani pazardan da marketten de her yerden alıyoruz. Hani böyle kendi ağaçlarından toplayıp bize göndermeyi düşünmüş olmaları. Ya bu duygu kesinlikle, yani o kadar harika bir şey ki, insanı seviyor, seviliyor olması eş dost akrabası tarafından, bu çok müthiş bir duygu. Gerçekten çok memnun oldum, çok mutlu oldum. Şimdi arayacağım Hasibe Hanımcığımı, çayı koyayım, ondan sonra bir konuşayım, bir teşekkür edeyim ona. Anca dedim hastaneden geldikten sonra ararım demiştim zaten. Öyle, şimdi çayımı demleyeyim, ondan sonra o demlenene kadar arayayım, bir konuşayım kendisiyle. Öyle bakalım arkadaşlar, öğlen ezan okunuyor, biz kahvaltıyı anca yapacağız vallahi. Şöyle çayım demlendi, kaynıyor altıda bu arada. Patatesim de kızarsın, burada bir tur daha patates kızartacağım. Şunu da biraz önce yağ kızmış mı diye koydum da yağın içine, o da hemen böyle kızardı, o yüzden onu aldım oradan. Öyle, şimdi hemen kahvaltılıkları da çıkartayım, kahvaltımızı güzelce yapalım bakalım. Şöyle patateslerimiz oldu. Şu tereyağımız da yandı. Yumurtamız da pişsin burada. Şöyle biraz da biber döktüm üstüne yumurtamızın. Demlendi. Vallahi yine hep çaydanlık yağ oldu. Şöyle çaylarımızı da dolduralım. Ablamız kahvaltı yapmış biz yokken ama bizle beraber çay içmek istedi. Ona da çay dolduruyorum şöyle. Amanın. Demliğe vurdum çaydanlığı, iyi mi? Hadi bakalım, bize afiyet olsun. Şöyle biz kahvaltımızı yaptık. Oldu bayağı da yapalı. Şöyle bir kahve içip kendime geleyim. Hastanede hiçbir şey yapmasam da hastane beni yoruyor. Gidip gelmek bile yetiyor gerçekten. Şöyle bir kendime geleyim. Ondan sonra bugün Selanik gevreği yapacağız arkadaşlar. Dün yapamamıştık biliyorsunuz. Artık bugün yapalım. İşte onu yapacağız. Sonra yemek yapacağız. Sonra mutfak toplanması gerekecek derken tekrar sizinle de buluşacağız bakalım. Ay şu kaktüsümü sulamıştım biraz önce de, altından su akmış bakın oraya. Neyse orayı da sileyim. Öyle bakalım, şu kahvemi içeyim. Tekrar mutfakta buluşalım sizinle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben Selanik gevreği malzemelerini hazırladım. Şöyle mikserimin uçlarını da takayım. Bunları şimdi önce yumurta ve şekeri birlikte çırpıyoruz köpürene kadar. Ondan sonra diğer malzemeleri de ekleyeceğiz.
Biliyorsunuz bunu dün yapacaktım ama maalesef dün belli saatten sonra canım çekmedi artık. Dedim ki bugün yapalım artık. Hadi bakalım. Sanırım bu kıvam oldu. Burada şimdi 3 yumurta, 1 su bardağı da şeker var. Bakın şu şekilde iyice köpürdü. Şimdi bunun içine yağı dökeceğiz. 1 su bardağı yağ, 3 su bardağı un, işte kabartma tozu, vanilya. Şöyle yağla çok az daha çırpacağız. Yağla birlikte biraz daha çırpalım. Şu şekilde içine unu koydum. Ben biraz da portakal rendeledim içine. Kabartma tozu, vanilya. Ondan sonra biraz daha çırpacağız. En sonda üzüm ve fındıkları ekleyeceğiz bakalım. Evet, şöyle kek hamurundan biraz daha koyu bir hamur elde ettik. Şimdi bunun içine ben şunu kendim ekledim. Susam. Böyle yarım çay bardağı kadar neredeyse susam koydum. Şu üzümlerin hepsini koymak istiyorum ama normalde 1 su bardağı ama bu biraz fazla. Şöyle birazcık ayırıp karıştırdıktan sonra karar vereceğim hepsini koyup koymamaya. Ben bol üzümü daha çok seviyorum çünkü. Şöyle bakın. Fındıkları da koyalım. Bol fındıklı, bol üzümlü. Güzel oluyor. Şu şekilde iyice bunları karıştıralım. Evet, şu kalan üzümü de ekleyeceğim. Tekrar şöyle güzelce karıştıracağım. Ondan sonra tepsiye dökeceğim bakalım. Şu şekilde tepsiye şöyle kağıt döşedim. Hemen şöyle dökelim. Bunu spatula ile yayacağız. Sert bir hamur olduğu için kendisi yayılmaz. Şu şekilde. Şöyle tepsiye yaydım hamuru. 200 dereceye açmışım. 200 dereceye fırını açtım. Bir 5 dakika falan oldu, ısınıyor. Hemen fırına atalım bunu bakalım. Bu burada pişe dursun. Biz de yemeklerimizi yapalım. Şöyle hızlıca yemek işini halledelim bakalım. Burada ıspanak yapacağım. Burada da fasulye kavurması yapacağım bakalım. Şöyle ıspanağın pirinçlerini şimdiden koyalım. Bu ıspanağı dün temizledim biliyorsunuz. Şimdi bunu bugün yapmazsam eğer bozulacak. O yüzden hemen ondan şöyle az pirinçli bir yemek yapayım. Börek istemiyor kesinlikle kızım. Ben ıspanaklı böreği çok severim. Kızım da çok sever de işte hani yemeyelim anne diyor. Böyle fasulye böreği de koyalım. Böyle fasulye kavurmam tamam. Şöyle de çorba yapacağım. Sarımsakla salça kavrulsun. Ispanak yemeğim de hazır. Evet. Evet, şöyle çocukların sevdiklerinden de yapıldı. Evet, fırından çıktı. Tamamdır. Bu pişti şimdi güzelce. Biraz soğusun. Ondan sonra dilimleyeceğiz. Sonra tekrar fırına göndereceğiz bakalım. Vallahi bir saattir ben bunu kesiyorum ve ben bir saattir video çektiğimi zannediyorum ama çekmiyormuşum. Böyle bir şey yok. Neyse, artık şu son şeyleri sizle bari yapalım. Biraz önce Instagram'a çektim, attım. Hay Allah ya, üzüldüm şimdi bakın. Neyse, bunları da böyle yeriz artık. Neyse, bu şekilde arkadaşlar, keserken çekemedim size ama neyse bakalım.
fırına gönderiyorum tekrardan. Evet, şimdi tekrardan fırına gönderdik. Hadi evet, bakalım. Fırından çıktılar gevrekler. Bakın nasıl güzel kokuyor buralar. Portakal, vanilya, mis gibi. Çok güzel kokuyor. Burada iyice soğusunlar. Ondan sonra kaba alacağım bakalım. Evet arkadaşlar, şöyle çay keyfimizi yapalım. Biraz geçe kaldı ama olsun. Kapanış için geliyorum şimdi. Evet arkadaşlar, günün sonu geldi nihayet. Bayağı oldu geleli de biz ancak kapanışa gelebildik. Saat 12.30, camdaki kızın tekrarı var, ona bakıyoruz. Oturduk, sohbet muhabbet çocuklarla, ancak bu saatte oldu kapanışım. Selanik mükemmel oldu. Yani Selanik gevreği mükemmel oldu. Gerçekten harika, çocuklar da bayıldılar. Öyle yemeğimizi yedik. Normal günlük rutin şeyler. Mutfağımı toparladım, ancak çayımı demledim. İşte oturdum, sohbet ettik çocuklarla derken bu saat oldu. Ancak kapanışa gelebildim. Neyse bakalım. Hepinizi öpüyorum hanımlar. Yarınki videoda tekrardan görüşmek nasip olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.